İşte, işte tipik bir yiğit kozan çıkarması. Düşünmeden, dinlemeden, en ilkel, en kaba şekilde vahşi bir hayvan gibi saldır. Gördün değil mi Nur? Nasıl bir adamdan kurtulduğunu gördün değil mi? Ha? Her neyse, beladan kurtulduğumuza göre sen ne diyordun? Hiç konuşacaktık. Hiç sanmıyorum. Başka sefer konuşuruz. Ne oldu Nur? Eski kocan hakkında söylediklerim hoşuna gitmedi mi yoksa? Yiğit'e olan öfkenizi benden çıkarmayın Fırat Bey. İyi iş çıkardın Fırat. Çok iyi. Nur! Çekil önümden. Bak sadece konuşmak istiyorum. Konuşmak? Sen konuşabiliyor muydun? Ben daha çok işaret dilinden anlamaya başladığını düşünmüştüm. Böyle yumruk, kafa, göz filan. Ha. Ya da hakaret dilinden. Bak tamam. Özür dilerim. Kendimi kaybettim ama onun yalan söylediğine inanmıştım ben. Bana ne Yiğit ya? Bana niye anlatıyorsun? Bak çiftliğe geldiğinde konuşamadık. Oğlum gel gidelim bir yere. Sakin sakin. Rahat rahat konuşalım. Ya hala konuşalım diyorsun. Niye anlamıyorsun beni? Benim seninle konuşacak neyim var? Ben çiftliğe seninle konuşmaya değil, İcler'le konuşmaya gelmiştim. Ben İcler'le zarar vermediğini biliyorum. Ha. Ne yapmalıyım peki? Bana inandığın için boynuna mı sarılmalıyım? Ha? Çekil git Allah aşkına Yiğit ya. Yüzünü görmek bile sinirlerimi bozuyor. O zaman sinirlerim bozulmaya devam edecek senin. Niye biliyor musun? Çünkü bundan sonra arkana her baktığında benim yüzümü göreceksin. Açılış tıraştı kanka. O fotoğraflardan ekmek çıkmaz. Tamam bak ben sakin sakin konuşmak istiyorum sadece. Oğlum ekmeğe gel. Yiğit Kozan'la manken eşi değil mi o? Gel hadi gel. Ben de sana konuşacak bir şey yok diyorum. Ama dur bir dakika. Mesela illa bir şey konuşmak istiyorsan, şu peşime taktığın adamı bir daha etrafımda görürsem polise nasıl gideceğimi konuşuruz. Ne yapayım? Elimi kolumu bağlıyorsun. Başka türlü haber alamıyorum ki senden. Ne yapayım? Ne yapabilirsin mesela biliyor musun? Peşimi... Yiğit Bey, Yiğit Bey! Yiğit Bey, Yiğit Bey! Tekrar barışıyor musunuz efendim? Nur Hanım, İcler Kozan'ın size dava açacağı doğru mu? Nereden çıktınız lan siz? Ne yapıyorsunuz böyle? Yiğit Bey, eski eşlerinizin arasında geçen kavgada hangi tarafı tutuyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? Yeter Allah'ım ya, yeter. Hamile olduğunu bile bile mi saldırdınız? Delirtmeyin adamı, defolun gidin lan! Üçünüzün bir süre aynı evde yaşadığı söyleniyor, bu doğru mu? Ne diyorsun lan sen? He? Yiğit! Ne yapıyorsun ya? Ne demek lan ne yapıyorsun? Yiğit! Asıl sen! Yiğit ne yapma! Yapıyorsun? Yiğit kafamızı görme lütfen yapma! Bilirsin. Yiğit yapma, yapma! Ne yapıyorsun kardeşim? İşimizi yapıyoruz biz burada. Ne işini yapıyorsun lan? Senin işin taciz etmek insanları. Şikayet edeceğiz. Yazacağız bunların hepsini gazeteye. Git kimi şikayet ediyorsan et. Yiğit yalvarırım yapma. Memur Bey arkadaşın burnunu kırdı. Benim de makinemi kırdı. Şikayetçiyiz biz. Asıl ben şikayetçiyim. Gündüz vakti geldiler beni taciz ediyorlar burada. İşimizi yapıyoruz kardeşim. Gazeteciyiz biz, gazeteci. Ne demek lan işini yapıyorsun? Senin işin insanları taciz etmek mi? Şuna şey, kafanızı kırarım sizi. Bak görüyorsunuz, Ali'ni tehdit ediyor bizi. Kimdir lan Ali'ni? Ne tehdit ediyor? Beyefendi, merkeze kadar alır mısın? Buyurun. Beyefendi, aracımızı alalım siz. Buyurun. Ne prosedür ne prosedür. Kaç saat sürdü be? Öldük açlıktan. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Babası artık bize bir yemek ısmarlar değil mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşürüz Cahit Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Bizim gelişmelerden haberiniz olacak zaten. Cahit. Cahit. Bu kadar mı? Bugün tenezzül etmediğim bu yemek için iki gün sonra yalvaracaksın, biliyor musun? İki gün sonra ömrümün sonuna kadar senden kurtulduğum için şükrediyor olacağım Elmas'cığım. Bütün bunların acısını çıkaracağız oğlum. Merak etme. Canan! Ay Canan yetiş! Ay al şunları Allah aşkına, ellerim koptu. Üf, aman ay, bir daha hayatta şoförsüz alışverişe falan gitmem ya. Canan, ne oldu bu müştemilattakilerin sesi soluğu çıkmıyor? Dönmediler mi daha? Yok Nazan Hanım, kapı duvar hala ama isabet oldu. Bugün yüreğimiz ağzımızda. Niye, ne oldu ki? Siz yokken neler oldu neler? Aa, ne oldu ya? Aytun Hanım çok geçmiş olsun. Odama götür. Anne. Vallahi yaradan ısınıp elinin tersiyle bir patlattı Cahit. Yemin ediyorum inanmazsın, sanki benim suratımda patlamış kadar etkilendim ya. Delirdin bu kadın, ben anlamadım ya. İnsan hamile kızını nasıl el kaldırır ya? Vallahi rüyamda görsem bir tarafım açık kalmış derdim, o kadar yani. Ay, İcral de son günlerde Şamaroğlan'ına döndü. Bir Nur pataklar, bir anası pataklar. Nazan kes Allah aşkına. Kız zaten hamile, el insaf ya. Vallahi senin bu teyzende insaf misaf kalmamış Cahit, ben sana söyleyeyim. Yani sonuçta bu kız senin torununa hamile ya. Nasıl eli varır insanın yani? Hani tamam ben de İcra'yı günahım kadar sevmiyorum ama vallahi benim bile içim titredi. Yiğit duysa? Büyük olay çıkar, ben söyleyeyim. Gerçi bir kulağına kar suyu kaçırsak mı acaba? Aman aman. Yani kadın zaten enfarktüs geçirmiş. Arkasından şikayet eder gibi olmaz öyle. Söylerse İcra söyler. Bize düşmez hem. Vallahi sen teyzen için hiç endişelenme hayatım. O iki canlı kızını bile tokadı patlatıp duvara yapıştırdıysa hepimizi gömer maşallah. Sen yine de karışma Nazan. Yiğit'e falan bir şey söylemeni istemiyorum, tamam mı? Zaten morali bozuk bu aralar. Tamam. Ya tamam, tamam kabahatin büyüğü bende, eşeklik ettim ama heriflerin de yaptıklarını bir görseydin. Ne olursa olsun, şiddet kullandığınız zaman haksız durumdasınız Yiğit Bey. Bu konu başımızı ağrıtır. Avukatınız olarak bunu söylemek zorundayım. Tabii canım. Zaten baş ağrısı benim göbek adım. Ama benim karımın... Yani eski karımın, Nur'un... Nur Hanım'ın bu tatavadan etkilenmesini istemiyorum. Yani adamların avukatlarıyla konuşun, bir şeyler yapın, bir anlaşma yoluna gidin de... Karım daha fazla... Eski karım daha fazla yıpranmasın. Elimden geleni yapacağım. Elinden gelmeyeni de getir yani. Ne olur. Çok üzdüm onu. İyi geceler. Eski eşlerin olaylı karşılaşması görevini yapmaya çalışan muhabirlere şiddet gösterisine dönüştü. Ya laflara bak laflara. Olaylı karşılaşma. Sanki orada olmasaydık inanacaktık. Aynur'u ezberledik tamam. Hem sen şu Aytül cadısını anlatsana bana. Bak bak. Asıl sen şu laflara bak. Yiğit Koza'nın gazetecilere saldırması, eski eşlerin şiddete düşkünlüklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Koza'nın eski eşi Nur Demirağ, geçtiğimiz günlerde eşinin
Üstelik de hamile olan diğer eski eşi İclal Kozan'a saldırdığı için büyük tepki... Ay yeter. Yeter vallahi içim şişti, bayılacağım şimdi ha. Kızım okuma. Okuma artık, sen okudukça değişme burada yazılanlar. Hem sen o Aytül Hanım'dan haber versene bana. Ben burada çatlıyorum vallahi merakımdan. Haber o kadar işte Elmas. Kadıncağız neredeyse gidiyordu. Kötülere hiçbir şey olmaz. O kara hiçbir yere gitmez, merak etme. Öyle deme. Anne, anneanne. Biz onu ne kadar sevmesek de... Ay iki kalbi sıkıştı diye şefkat yapamayacağım yani cadıların şahına. Bak benim babam 10 gündür yatıyor orada. Onlar bizim gözümüzün yaşına baktı mı? Ha çıktı, ha çıkacak derken çıkartmıyorlardı adamı. Hoş. Yani ne kadar geç çıkarsa benim için de o kadar iyi olur gerçi de. 2 gün kaldı. 2 gün sonra o çiftliğe kraliçeler gibi geri döneceğim. Gör bak, anam babamı nasıl baş tacı ettireceğim orada ben. O müştemilat ezikliğinin acısını öyle bir çıkaracağım, öyle bir çıkaracağım ki. Yapma artık. Yapma. Ay müştemilat bugün de boş kaldı. Hayır tası tarağı toplayıp gittiler diyeceğim ama... ...tayyarda öyle çöpünü bırakacak göz yoktur. Benim şoför haber alıyor hastaneden. Daha çıkmamışlar. Başlarına öyle şoför müför dikip o kızı havalara sokmuyorsun inşallah Cahit. Nazan saçma saçma konuşma. Ay Allah'ım yarabbim, ne yapıyor acaba? Hiç sesi soluğu da çıkmıyor ki. Bebeğin gerçek babasına mı yapıştı acaba? Ya akşam akşam ya. Ne yaptıysa yaptı. Bize ne Nazan ya? Ben bir teyzeme bakayım. İyi. Hadi bak bakalım. Yiğit trafiğe takıldı herhalde. Ya şimdi ben de bir İclal'e bakayım diyeceğim ama. Aman. Aman aman uzak dur. Yani bırak kendi kendine kalsın. Uyuyacağım demişti zaten. Yazık vallahi ya. Öyle tokat resmen insanın rüyasına girer ya. 2 uyduruk imza deseniyle Yiğit'i kafaladın diye seni alkışlayacağımı zannetmiyorsun herhalde Fırat, değil mi? Eğer o grafikleri tasarlatmayı akıl etmeseydim... ...şimdi Yiğit'in işkencesi altında kıvranıyor olacaktık İclal. Ya sen ne utanmaz, ne yüzsüz bir adamsın ya. Bu iş senin yüzünden buralara geldi. Benim annem senin yüzünden neredeyse ölecek de hala benden nasıl alkış beklersin sen ya? Hala utanmadan nasıl teşekkür beklersin ya? Yapma İclal. Bak pişmanlıktan ölüyorum. Kaç kez söyledim bunu sana. Ya böyle olacağını düşünebilseydim... Fırat. Eğer annem beni affetmezse ben de seni affetmem. İclal. Bak bunu bana yapma lütfen. Tamam. Tamam beni affetme ama bebeğimiz için... Bak. Bak hala ne diyorsun ya? Hala utanmadan, sıkılmadan ne diyorsun ya? Tamam. Tamam sustum. Sadece bana ne yapmamı istediğini söyle. Hiç. Sen sadece hiç yap, tamam mı Fırat? Ben sana gelebilirsin diyene kadar buraya gelmeyeceksin. Artık nasıl bir bahane uydurursun bilemiyorum. Soran olursa başka yerde kalıyorum de. Ben seni arayana kadar beni aramayacaksın. Pek mümkün olduğunu zannetmiyorum ama... ...annem sakinleşene kadar annemin gözüne görünmeyeceksin. Varlığını bile unutturacaksın, tamam mı? Kendini Yiğit'in gözüne de sokma. Senin yapacakların şimdilik bu kadar. Hadi anne. Hadi affet beni. Bir isteğin var mı teyze? Doydun mu çorbayla? İstiyorsan söyleyeyim başka bir şey hazırlasınlar ha? Yok be Cahit'im. Sağ ol. Nasıl oldu böyle ben anlamadım ki ya. Hadi ben seni yormayayım teyze. Salondayım ben. Bir şey olursa seslenmen yeter, tamam mı? İclal uyuyacakmış ama... Ben durayım biraz yanında, belki bir şey ister. Anneciğim bak uyumadığını biliyorum. Yiğit yolda.
vaktimiz yok, konuşmamız lazım. Anne, bana böyle işkence yapma ne olur. Hadi beni düşünmüyorsun, bari torununu düşün. Torun. Torun mu? Anne yavaş. Torun diyor. Yüzün kızarmadan, başın öne eğilmeden torun diyorsun abi de. Ben seni bencil yetiştirdim. Ben seni şımarık yetiştirdim, tamam? Ben seni gözü kara yetiştirdim. Bunların hepsini kabul ediyorum, ederim. Ama ben seni ahlaksız, böyle terbiyesiz, böyle arsız yetiştirmedim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum ben Hicler. Anne, anneciğim bak derdim buysa söyleyeyim. Fırat bana elini bile sürmedi. Biz aşılama... Allah'ın cezası. Aşılama yaptırmışmış. El eline değmeden karnına o çocuğu koydu diye namuslu mu oldun sen şimdi? Ha? Ahlaklı mı oldun sen? Mecburdum ben. Yazıklar olsun sana Hicler. Gerçekten sana yazıklar olsun Hicler. Ahlaksız, edepsiz, yazıklar olsun. Var mı başka anne? Söyleyecek başka sözün var mı? Evet. Evet, o gece ilaçla uyuttum ben Yiğit'i. Aynı senin şüphelendiğin gibi. Bana dokunmuyordu, sevmiyordu beni. Ben Yiğit'i kaybediyordum anne. Ya bu oyunu oynayacaktım ya da yenilgiyi göze alacaktım. Bir köşeye çekilecektim. Kaybetmeyi bekleyecektim, yapmadım, yapamadım. O ikisinin birbirine kavuşmasını bekleyemedim. Yıkıl. Gözümün önünden çekil. Çekil, tutamayacağım yoksa kendimi çekil, çık git adamdan. Anne, bana istediğini söyle. İstediğin kadar kız, hatta istiyorsan beni artık sevme anne. Ama bu karnımdaki duymaya tahammülün olmasa bile senin torunun. Bu çocuk Yiğit'ten olmasa bile benim çocuğum senin de torunun anne. Ben hayatımın oyununu oynadım anne. Dönüş yok. Bunun geri dönüşü yok artık. Eğer sen bana yardım etmezsen bu oyun benim sonum olur. Bu oyun benim karnımdaki çocuğun sonu olur anne. Eğer Yiğit öğrenirse biter. Yiğit öğrenirse bizim için her şey biter anne. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş bulduk. Mert uyudu mu? Şimdi sütünü götürüyorum. Uyumak üzere. Ama merak etmeyin, iyiydi. Hiçbir şeyden haberi yok. Tamam, güzel. Müsaadenizle. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Teyzem nasıl? İyi, az önce yanındaydım. Uyuyordu. Ben çıkarken Hicler geldi. Ha. Konuştular mı Hicler'le? Yok. Yani uyuyordu dedim ya Yiğit teyzem. Hayırdır, bir şey mi oldu? Niye? Araları mı bozuk ki? Ben bir Mert'e bakayım da sonra teyzemin yanına geçelim. Nasıl olmuş? Bak sen bir şey söyleme diyorsun ama bu cin gibi. Anlamış işte aralarında bir şey olduğunu. Karışma Nazan. Sen karışma. Anneciğim ne olur bir şey söyle. Bak ben senin kızınım. Beni affetmek zorundasın. Senin yaptığın bu şerefsizlikten sonra ben hiçbir şeye zorunlu değilim işte. Ben senin kızınım. Ne kadar kızarsan kız, kızınım ben senin. Bu karnımdaki de senin torunun. Torunmuş. Torun. Bakalım ben kızımın o sefil adamdan çocuğunun olmasına razı mıyım? Ne diyorsun anne? Duyduğun gibi. Ben kızımın o arsız adamın çocuğuna anne olmasını istiyor muyum? Acaba bu ahlaksızlığa göz yumacak mıyım? Acaba? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hiç düşünmedin değil mi Hicler? Hiç düşünmedin. Her şeyi düşündün. En ince ayrıntısına kadar bu rezil planı yaptın, hesapladın, hayata geçirdin. Ama annem duyarsa ne olur diye hiç düşünmedin.
acaba annem o adamın çocuğunu doğurmama izin verir mi diye hiç düşünmedim değil mi? Yapamazsın. Yapamazsın. Teyze, ayaklanmışsın sen, iyi misin? Ha? İyi ki geldin Yiğit. Sen gelmeseydin ben seni çağırtacaktım. Korkuttum değil mi? Seni de şaşırdın. Yok yok, önemli yok. Önemli olan senin iyi olman. Ama... ama İclal de biliyor ya... fenalaştığın sırada odaya girdiğimde gördüğüm manzara gerçekten çok ilginçti. Yani... ne oldu? Ne bitti? Neden böyle oldu? Gerçekten çok merak ediyorum teyze. Ama hiçbir şeyin acelesi yok. Yani biz bunları sonra konuşuruz. Sen önce bir iyileş. Bu öyle ertelenecek bir mevzu değil Yiğit. Hemen şimdi konuşmak istiyorum oğlum. Tamam. Tamam, konuşalım. Yorgunum ama biraz oturalım. Gel. İclal dışarı çık. İclal dışarı çık. Ben yeğenimle yalnız konuşmak istiyorum. Anne. Dışarı çık dedim İclal, duymadın mı? Çık. Şimdi sen kızıma neden kızdığımı, kuzenin olacak o adamın yakasına neden yapıştığımı merak ediyorsun tabii. Bitti. Her şey bitti. Annem öldürdü. Ne diyorsun sen teyze? Ya Allah aşkına nasıl bir saçmalık bu ya? Ya bu konuyu bile getirip Nur'a bağlıyorsun. Bak eğer Nur gerçekten İclal'e saldırdıysa ben onu hiç tanımıyorum demektir ki... ben sevdiğim kadını gerçekten çok iyi tanıyorum. Ve biliyor musun? Seni de çok iyi tanıyorum teyze. Senin İclal'e bakışlarını, ona olan öfkeni, Fırat'ın yakasındaki ellerini gördüm. Bana yalan söylüyorsun. Bak... neyi saklamaya, neyi örtbas etmeye çalışıyorsun gerçekten bilmiyorum ama... ya bu konuyu bile Nur'a bağlayıp beni atlatmaya çalışıyorsun. Gerçek bu Yiğit. Nur kızımı dövmüş, dövmemiş ben orada değilim. Ben Nur'a da kızgın değilim. Ben kendi kızıma, kızımın o gece orada rezil olmasına sebep olan o adama kızgınım. Ne işi vardı İclal'in o gece orada? Ha? Olacak iş mi? Yakışık alıyor mu hiç? Tamam. Hadi benim kızım kıskançlığın, yenilmişliğin pençesinde kıvranıyor. Ben kızımı tanıyorum, çok iyi tanıyorum hem de. Her seven kadın gibi o da Nur'u kıskanıyor. Kıskandı. Az sen onu boşamışsın, boşamamışsın ne fark eder? Nur benim kızımın canını yaktı bir kere. O da onun canını yakmak istedi. Senin de orada olacağını tahmin etti. Ki sen onu yanıltmadın. Oradaydın. O da böyle salına salına aklı sıra Nur'u taciz etti. Yanlış. Baştan sona yanlış. Böyle bir şeyden haberim olsa ben buna izin verir miyim Yiğit? Bu mu? Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Ya teyze, kıyamet koptu. Sen sinirden enfarktüs geçirdin, hastaneye kaldırdık seni. Yani bunların sebebi sadece İclal'in lansmana gitmesi mi? Mesele sadece oraya gitmesi mi Yiğit? Bu kadın hamile, can taşıyor. Hani Nur'la kavga mı ettiler, itiş kakış mı orasını Allah bilir artık. Dedim ya sana ben orada değilim. Ya bebeğe bir şey olsaydı, nasıl affederim? Kızım hem kendi canını, hem bebeğinin canını böyle saçma sapan bir kıskançlık yüzünden tehlikeye atmış. Nasıl affedeceğim? Hele o adamı. Kızımın o gece oraya gidip rezil olmasına göz yuman o adamı, kuzenini bir ömür affetmeyeceğim. Bu çiftlikte yaşadığı müddetçe de yakasını bırakmayacağım, bil. Bu kadar mı? Teyze, gerçekten hepsi bu kadar mı? Sen bir baba olarak, bir erkek olarak hepsi bu kadar mı dersin Yiğit? Ama ben bir anne olarak
daha ne olsun derim. Peki. Tamam. Hadi sen yat, dinlen, bir kendine gel. İşler için de endişelenme. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ne sandın anne? Sen içeride benim ipimi çekerken ben burada Yiğit'in beni idam etmesini bekler miyim sandın? Aptal. Ben senin annenim. Bir anne çocukları için ne yapar? Ne yapar? Çocukları en kötüsünü de yapsa, en beterini de yapsa bir anne çocukları için başka ne yapabilir? İçinden ne yapar? Anne. Ben yavrum için bütün dünyanın ipini çekerim. Yine de yavrumu kurtarırım. Kurtarırım yavrumu. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben ne olur affet beni. Sen kendini affettireceksin işler. Annenin dediğini yaparak sen kendini affettireceksin. Tamam. Tamam, sen söyle, ben senin istediğini yaparım. Bebeği aldıracaksın. Ne? Yarın sabah kürtaj olacaksın. İyi akşamlar, ben Yiğit Kozan. Nurhan'ım odasında mı acaba? Yiğit Bey. Yalnız bilgi veremiyoruz, biliyorsunuz. Allah'ım yarabbim, ya sabır ya. Ya kardeşim, kimle gelip kimle çıktığını, ne yiyip ne içtiğini sormuyorum ki size. Sadece odasında mı değil mi, bana bunu söyleyin ya. Ya herkese ne sorduysa cevap veriyorsunuz, bana gelince mi susuyorsunuz? Nurhan'ımın talebi bu yönde efendim, kusura bakmayın. Tamam, Nurhan'ımın talepleri başımızın üstüne. Tamam, sustum, tamam. İyi akşamlar. Selam söyleyin kendisine. Ondan sonra peşime niye adam taktın Yiğit? Neden beni takip ettiriyorsun? Neden peşimdesin? Gölge gibi niye geliyorsun Yiğit efendi? Delirtiyor beni. Onu her gördüğümde işlere dokunması gözümün önüne geliyor. Başka hiçbir şey değil. 2 gün kaldı. Ay, geçmez şimdi bu 2 günde. Hayatım değişecek sonunda. Hayatım. İnsanın hayatı bir gecede nasıl değişebiliyor? Yapmasaydı, benden başkasına dokunmasaydı, şimdi evimizde, yuvamızda olsaydık ne olurdu yani? Hı. Yuva değil mi? Yuva. Koskoca Kozan çiftliği artık benim yuvam olacak. Yuva. Yuva. Ben buna inanmıştım. Yiğit'le bir yuvamız olacağına inanmıştım. İçinde aşk, hayaller ve çocuklar olacaktı. Ay, yine mi oda servisi Elmas? İki canlıyız ya. Hem ben yemiyorum, oğlu şunluyor.
Tosun tosun olacak benim yeğenim. Sadece özür dilemek için geldim. Seni de, özrünü de, söyleyeceğin tek bir kelimeyi de duymak istemiyorum. Güvenliği yaratma bana. İnsan gibi çekil git kapımdan. Kapıyı yüzüne çarparken iyisin de böyle döndükten sonraki suratını görse adam vallahi kamp kurar otele gitmez. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Çok seviyorsun onu. Çok seviyorsun. Anne dur diyorum, dur. Kimse görmeden yürü hadi. Sana hayır diyorum. Hayır diyorum sana, koca kadınım ben ya. Sen nasıl zorlarsın beni? Nasıl zorlarsın? Gelmiyorum, anladın mı? Zorlayamazsın beni. Peki koca kadın. Kendi kararını kendin ver. O koca aklınla rezil rüsva bir oyun oynadın. Yine o koca aklınla kuzeninin bebeğini Yiğit'in bebeği diye yutturacaksın. Hı? Demek bunun bedelini ödemeye hazırsın öyle mi? Anne. Bak sen benim arkamdasın. Sen beni ele vermedin, hiç kimse bilmiyor. Bedel falan yok. Kimse bilmiyor. Fırat? Fırat biliyor. Biz Fırat'la konuştuk, anlaştık. Sana anlattım. Fırat beni ele vermez, veremez anne. Yiğit öldürür Fırat'ı. Sen onu yaşıyor mu sanıyorsun? Hı? Aptal. Adam senin aşkında ölmüş zaten. Anlamıyorum ben. Senin beni neyle korkutmaya çalıştığını ben artık anlamıyorum. Gerçeklerle işler. Sen benden korkacağına gerçeklerden kork. Çünkü gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Hayır, Fırat cesaret edemez buna. Hem beni kaybeder, hem canını kaybeder. Fırat her şeyini kaybeder. O bebek doğduğunda kaderin değişecek. Sen kendi kaderini bir ömür sana aşık hastalıklı bir adamın iki dudağının arasına teslim edeceksin. Elinde çocuk kozuyla seni avucunun içine alacak. Şimdi sen ne istersen onu yapıyor değil mi? Kölen gibi. Yarın ne olacak işler? Ha? Yarın o bebek doğduğunda sen gerçeklerin kölesi olacaksın. O ne isterse yapmak zorunda kalacaksın. O bebek o uğursuza öyle bir güç verecek ki bir ömür hasta bir adamın ağzına bakacaksın işler. Bu bebek benim Yiğit için son şansım. Benim başka şansım yok. Başka çarem yok benim. Eğer bu bebeği benden alırsan ben Yiğit'i de kaybederim. Ben Yiğit'i kaybedersem ölürüm anne. Kürtaj yok. Kürtaj falan yok. Risk alacağım, bebeğimi doğuracağım ben. Yiğit'e söylerim. Yapmazsın. Yapacak olsan ne gece yapardın, yapamazsın. Şimdi benimle gelip o bebekten kurtulmazsan... kızım her gün öleceğine bir gün ölsün derim... ve sana yemin ediyorum onu arar, her şeyi anlatırım. Anne. Elimden tutup şimdi tıpış tıpış geliyor musun? Yoksa ben Yiğit'imi arıyorum. Seçimini sen yap.